Merhaba Vebra seyircileri, Politigod'un yeni bölümünde Suudi Arabistan'ı konuşacağız. Bu sefer bir kişi değil, iki kişiyiz. Ussal'ı zaten tanıyorsunuz. Ussal Şahbaz, hoş merhaba, geldin abi. Hoş bulduk. Bir diğer konuğumuz Berç Çubukcıyan. Abi hoş geldin. Teşekkürler, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkürler. Seni Arabistan'dan, Dubai'den yorduk diyebilir miyiz? Büyük bir keyifle, yani daha önceki programlarınızı izledim. Çok keyifliydi. Bugün siz aslında davet ettiğiniz için teşekkürler. Umarım keyifli bir sohbet ederiz. Biz de derinlemesine girelim istiyoruz. Böyle bir sohbet kıvamında başlamıştık. Ülkeleri konuşalım diye. Ülkeleri aslında böyle derinlemesine girdik. Çok da keyifliydi. Aslında gözden kaçan detaylardan birisi de Suudların şu dönemdeki atılımları. Yatırımları, teknoloji yatırımları, satın almaları vesaire. Hani uçtan uca konuşalım istiyorum. Artı bir de diğer yönden, özellikle senin ilgilendiğin nokta, Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri de artık başka bir noktaya geldi. Hatta şunu da duyuyorum ben bu arada. Suudların fazlalıkla Türkiye'deki girişimlerle uygun koşulda yatırım arayışlarını da duymaya başladık. Dolayısıyla önümüzdeki süreçte biz Suudi Arabistan'da neyi göreceğiz, Türkiye'yi neyi bekliyoruz konuşalım istiyoruz. Hızlıca başlayalım. Fırsatlar neler? Aynen. Bir şey söyleyelim ama değerli izleyicilerimize, bu üçüncü ülke konuşmamız, sonra şeye döneceğiz. Normal konu konuşmaya. Hem böyle ülke ülke gitmeyecek. Öyle bir şey oluşmasın. Yani bundan sıkılanlar da olabilir. Öyle bir beklenti oluşmasın. Ama Berç buradayken iyi oldu. Konuştunuz kesinlikle. Yani Çinli konuşurken Çinli getiremedik ama en azından Suudi Arabistan'dan birini getirdik. 10 senedir orada olduğu için işin şeyini biliyor. Özünü biliyor. Orada iş nasıl yapılır? Nelere dikkat etmek lazım? Biraz somut konuları konuşabileceğiz. Bir de futuristik çokça şey var. Neom'un videosunu verebiliyorsak arkadan Neom'un videosunu da veririz. İnanılmaz bir dünya yaratılıyor. Onu da dinlemek istiyorum. Çünkü inşaat biz fazlasıyla yaşıyoruz. Yani sadece inşaat da olmaz. Orada hayatı idame ettirecek, hayatı yaratacak noktalar da lazım. O yüzden bu vizyon neler olacak dinlemek isteriz. Çok çok önemli nokta. Dediğiniz gibi hani şimdi baktığınız zaman her yerde, ben de televizyonda açtığım zaman mutlaka günde bir kere Neom'u görüyorum. Ya da Red Sea projesini görüyorum. Ne güzel The Line projesini görüyorum. 170 kilometre uzunluğu boyunca bir proje yapılıyor. Çok futuristik diye geliyor ve hani çok şey açısından bakıyoruz. Ya bu proje yapılabilir mi, yapılamaz mı, nereye gidecek? Ama isterseniz şöyle yapalım. Hani şimdi ben Ussal'ın da bahsettiği gibi 10 yıldır oradayım. Ve oradaki değişimi birkaç cümleyle hani en azından bir özetlemekte fayda var. Şimdi ben 2015 yılında oraya gittiğimde, 2014 yılında oraya gittiğimde normal beklediğim gibi Türkiye'ye göre bir miktar daha konservatif, aslında bir miktardan daha fazla bir konservatif, farklı bir iş ortamı vardı. Şimdi 2014-2016 arasını hızlı geçiyorum. 2016 yılında Muhammed Bin Salman'ın önderliğinde Vizyon 2030 diye bir program açıkladı. Size şunu söylemek gerekir, isterim. Hani ben GCC bölgesinde, Körfez bölgesinde yaklaşık 10 yıldır yönetim danışmanlığını yapıyorum. Şirketlere gidiyorum. Şirketlerin iş ihtiyaçlarında değişim programlarını yönetme, uygulama, dizayn etme aşamasında çalışıyorum ama bir ülke seviyesinde böyle bir değişim, dönüşüm programı hani belki bütün kariyerim boyunca karşıma gelmez. Birkaç size fact vermek isterim, hani nokta vermek isterim. Bir de şunu söyleyelim. Şimdi oradaki ülkelere bakarsan işte Birleşik Arap Emirlikleri nüfusu 10 milyon, 1 milyon vatandaşı var. Doğru. Değil mi? Katar 1 milyon bile değil. 1 milyon bile değil. 350 bin. Hayır, Katar'ın 350 bin galiba. Katar'ın 350 bin, şeyin 800 falan Birleşik Arap Emirlikleri'nin galiba. Tamam. Ama yani konuştuğumuz sayılar bunlar. Doğru. Dubai'de Dubai'de Abu Dhabi var. 350 bin. Katar'da 350 bin, toplam nüfusu 800 bin. Doğru. Toplam nüfusu yani yabancılarla beraber. Şimdi biri 800 bin, 10 milyon toplam nüfus. Suudi Arabistan'ın toplam nüfusu 30 küsür değil mi? Vatandaş sayısı da 20 küsür milyon. 35 milyon. 20 milyon da yani, Suudi vatandaşı Suudi Arabistan var. Gerçek bir ülke diyebiliriz. Tabii. Yani gerçek nüfusu var. Oranın kendi vatandaşları çoğunlukta, diğerleri de kendi vatandaşları küçük azınlıklar haline gelmiş durumda. Tabii. Suudi Arabistan, Suudi Arapların yaşadığı bir yer. Büyük bir pazar. Tabii ki çok zengin ve aynı zamanda da orada kendine ait bir kültürü, kendine ait gelenekleri olan bir ülke. Dolayısıyla diğerlerinden farklı. Bence bu önemli bir başlangıç noktası. Dediğin gibi iş yapış tarzı, işin kendisi bir miktar farklılık gösterebilir ama global çaptaki pazara baktığın zaman gerçekten ekonomisiyle, büyüme ivmesiyle gerçek bir ülke ve altında da rakamlara baktığınız zaman hayalinizden çok daha öte bir 10 sene 20 sene Suudi Arabistan'ı bekliyor. O sebepten dolayı da bir miktar daha Vizyon 2030'dan bahsetmek ve onun detaylarına girmekte çok büyük fayda var. Şimdi
şöyle düşünelim, bir değişim programı dedim. İşte 2016 yılında ortaya kondu. 15 yıl içerisinde 9 tane temel tema, 3 tane temel tema var. 3 tane diyor ki ben toplumu dönüştürmek istiyorum. Ben ekonomiyi dönüştürmek istiyorum. Bunları yaparken de iş yapış tarzımı çok daha etkin hale getirmek istiyorum. Yani devlet nezdinde iş yapış tarzını çok daha etkin hale getirmek istiyorum. 3 tane temel objektif içerisinde 9 ve toplam 96 tane stratejik objektif belirlenmiş. Müthiş bir proje. Altında da 10 tane transformasyon programları. Şimdi bunu neden anlatıyorum? O kadar büyük bir net bir çerçeve çizilmiş ki program yapılırken ve bizim şu an gördüğümüz bütün büyük projeler, NEOM olsun, işte kitle yapı projesi olsun bahsedeceğim veya işte Roche'un projesi olsun, hani ya da The Line projesi olsun, hani mega projeler, trilyon dolarlık projeler, aslında hepsi Vizyon 2030'un bir uygulamaya geçmesinin göstergesi. Evet, bunu bilmemiz lazım. Hani kimse kalkıp ya NEOM projesi var, işte robotik bir ülke şehir yapmak istiyoruz, yurt dışından yatırım almak istiyoruz diye fikri bir günde çıkartmadı. Çok net bir organize bir şekilde ülkenin 15 yıllık 50 yıllık planı net tıkır tıkır işliyor ve raporlanıyor. Evet, yani tıkır tıkır işleniyor ve raporlanıyor. Şu soru sorulabilir. Yani transparency, yani transparanlık ne kadar hani başka ülkelere göre baktığımız zaman gerçekten beklediğinizin ötesinde. Net olarak ilerleme nasıl sağlanıyor? Bu belirtiliyor ve çok net de anlatılıyor. Halka da duyuruluyor. Bu projeler içerisinde baktığım zaman benim mesela size birkaç tane örnek vermek isterim. Kusura bakma. Ama şu projelerin amacını bir tekrar edelim. Tabii. Projelerin amacı şu: Suudi Arabistan geleneksel bir toplum ve petrol geliriyle yaşayan bir ülkeydi. Hala da petrol geliriyle yaşıyor. Doğru. Saudi Aramco'nun geçen seneki karı Türkiye'deki şirketlerin toplam karından fazla. Şirketi. Aynen öyle. Milyar dolar. Ama Suudiler şunu görüyor, ya bu petrol işinde para kalmayabilir önümüzdeki 10-15 yıl içinde çünkü başka enerji kaynakları çıktı. Dolayısıyla biz bu petrole bağımlılığımızı azaltalım, ama petrole bağımlılığımızı azaltırken bu ülkeyi de dönüştürmek zorundayız. Çünkü burada teknolojiye, inovasyona dayalı bir ekonomi kurulacaksa eski usulle olmaz. Yeni projeler yaparak burada toplumumuzu yeni dünyaya adapte edelim, biz de petrole muhtaç olmaktan çıkalım. Peki şunu da bunu da petrol parasıyla yapalım diyorlar. Çünkü para çok. Şimdi Dubai ya da Birleşik Arap Emirlikleri onlar için küçük kardeş. Yani Suudi ile karşılaştırılmayacak derecede küçükler ama o kadar da büyükler. Dubai inanılmaz bir dönüşümü yaptı. Doğru. Katar onu takip etti. Böyle şey, sonuçta Orta Doğu ülkesi. Onlar yaptı, biz daha iyisini yaparız noktası var mıdır? Yani merak ettim. Olmaz mı? Şöyle bir cevap vermeye çalışayım. Dubai ya da Arap Emirlikleri güzel bir dönüşüm yaptı ama o dönüşümün arkasındaki temel ekonomik faktörler genel olarak bölgeden Körfez bölgesinin en önemli lideri olan Suudi Arabistan tarafından sağlandı. O zamanki ajandaya göre bu Suudi Arabistan'a hizmet ediyordu. Şu anki ajandaya baktığım zaman hani o böyle yapıyor, ben böyle yapmalıyım düşüncesi var mıdır? Bunun cevabını veremem ama şunun cevabını verebilirim. Ortaya konulan projeler, bir iki tane projeden bahsedeceğim. O kadar hırslı ve ambition projeler ki ben geçenlerde de sosyal medya mecralarında kendi hesaplarımda şunu söyledim. Önümüzdeki 2030-35 arasında bir Riyad'ı ve Riyad çevresinde kurulacak yeni şehirleri Dubai'ye yakın ve sörpes edebileceğini görüyorum ve düşünüyorum. Çünkü ajanda değiştiği zaman oraya aktarılan kaynaklar da domestik olarak kalacak. Tabii. Ya aslında bu iş şöyle yürüyordu. Bütün şirketlerin merkezleri Dubai'de, hala da öyle. Hafta içi Suudi Arabistan'a gidip çalışıyor. Hafta sonu Dubai'ye dönüyorlar. Tabii. Şimdi Suudiler diyor ki kardeşim bu sistem böyle olmaz. Burada kalacaksın. Burada kalacaksın. Burada kazanıyorsun. Burada harcayacaksın. Evet, ama bunun da karşılığında şöyle bir şey var. O zaman o şirketlerin çalışanlarına da Dubai standartında bir hayat sunman gerekiyor. Doğru. Şimdi onu kurmaya çalışıyorlar. Yoksa adam gelmez. Aynen. Değil mi? Çok güzel bir, o zaman burada yapılan bir aksiyon örneği söyleyeyim ama onu da Vizyon 2030'la bağlamak istiyorum ki hani bizi dinleyen seyircilerimiz de konudaki akışı yakalayabilmelerine yardımcı olalım. 3 tane temel nokta var demiştik. Sosyal dönüşüm, ekonomik dönüşüm ve de daha etkin iş yapma mekanizmalarının dönüşümü. Şimdi sosyal dönüşüm tarafında baktığın zaman bir iki tane nokta var. Adamların temel amacı şu: biz öyle bir dönüşüm sağlayalım ki paralar domestikte kalsın. Bunu yapabilmemiz için de sanata yatırım yapalım. Bunu yapabilmemiz için de kültüre yatırım yapalım. Bunu yapabilmemiz için de turizme yatırım yapalım.
Seven diye bir otorite kuruyorlar. Suudi Arabistan'da iş yapış tarzı genelde devlet, Türkiye'deki karşılığı olan KİT gibi, kamu iştiraki form gibi KİT kuruyor. KİT'in de yatırımcısı bizim Türkiye'deki gibi varlık fonu, oranın varlık fonu PIF oluyor. Tabii. Parantez açayım. 2030 yılındaki hedefi PIF'in, yani Public Investment Fund, ki Türkiye'deki varlık fonunun eşdeğeri, 2 trilyon dolarlık asset sahibi olmak. Evet. 2 trilyon dolar. Yani da Uber'in filan da hissedarı. Yani evet. Dünya çapında bir sürü şey var. Lucid'in de hissedarı. Tamam. Ve globalde Lucid bu arada fabrika kuruyor. Şöyle Arabistan'a mı fabrika kuruyor? Tabii evet. Yurt dışındaki ilk fabrikası Arabistan'da olacak. Know-how transferi yapmak istiyor. Çünkü biz Arabistan üretimle hiç eşleştirmedik biliyoruz. Şimdi mesela şeyde bunu yapamazsın. Birleşik Arap Emirlikleri'nde veya Katar'da insan yok. Ama Suudi Arabistan'da değil mi? Yani çalışabilecek bir nüfus var. Çalışabilecek bir nüfus var. Ve aynı zamanda da yani herhangi bir büyük mega projedeki temel şartlardan. Ben danışmanlık projelerinde de bunu görüyorum. Çok net. Ya Saudization Rate diye bir nokta var. Ya da local content. Örnek veriyorum. Bizim alanımızda danışmanlık projesi yapıyorsun. Saudization rate dediğin belli bir oranda mutlaka Saudi local content ve local danışman kullanman gerekiyor. Bu müthiş bir şey. Lokal bir Saudi arkadaşımla birlikte çalışırken onların gelişimine katkıda sağlanmak, sonrasında da ülkeye de bir yetkinlik transferi sağlama fırsatını yarattırmamızı sağlıyor ülke. Local content'te şu: herhangi bir projede yapacağın harcamalar Suudi'ye fatura kesilmeli. Az önce Ustal'ın da dediği gibi sen Dubai'ye git gel yapıyordun. Şirketin Dubai'deydi. Artık o eski dünyasında kalıyor Suudi Arabistan'ın. Herhangi bir iş yapmak istiyorsan Suudi Arabistan'da, iş almak istiyorsan ofisin olacak, harcamaları buradan yapacaksın. Yapılabilecek tüm harcamaların alt kendi yüklenicilerini de Suudi'den seçmen lazım diyor. Evet. Lucid tarafına da geleyim. Evet. Belki bir montaj fabrikası olacak ilk aşamada. Ama bir şey öyle başlıyor. Başlangıç noktası. Başlangıç noktası olduğu için de o ülke için inanılmaz bir rol model fabrika olacak. Bu arada geçen hafta açıklandı. Bizim Bayraktar orada bir üretim faaliyetine girecek. Yani böyle bir anlaşma yaptılar. Ne yapılacağı daha net değil ama bazı parçaları orada üreterek Suudilere drone vereceklerini açıkladılar. Böyle bir anlaşma yapıldı. Suudi Arabistan'da büyük yankı buldu bu. Saudi Gazette ve Suudi Arabistan'da Arab News gibi yerlerde. Orada yapılmış Türkiye ile tarihindeki en büyük, bildiğim kadarıyla, savunma anlaşması. Evet. Savunma sanayi anlaşması. Yani müthiş bir hareket bizim için. Bir şey soracağım. Bence şunu biraz hızlanalım. Tabii. Şimdi Neom bu projelerden bir tanesi. Doğru. Neom bir şehir. Evet. Aslında bir bölge. Belçika kadar büyüklükte. Doğru. Yani içinde şehirler olacak. Ve tam şimdi seyircilerimiz düşünsün. Kızıldeniz'in kuzeyinde Mısır, Ürdün, İsrail, o köşede Suudi Arabistan'ın o köşesi. Akabe ve Süveyş'in kesiştiği nokta. Kesiştiği yerde. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Neom yeni Dubai mi olacak? Üstüne şunu da sormak istiyorum. Neden o bölgede? Ha. Çünkü en büyük kavgalı olduğu bölgeler. Evet. Sıkıntılı bir yer bir yandan da. Bu bir strateji mi? Onu da sormak buradan istiyorum. Buradan başlayayım. Tamam. İkinciden başlayayım. Sebebi şu. Lokasyon olarak bir kere hava durumu daha elverişli oldu. İklim daha makul bir iklim var. Evet. Daha düz, dağlık noktaları var. Hı-hı. Yani şehir Neom'a baktığınız zaman Neom 4 bir aşamadan kurulmuş. İşte deniz tarafı. Deniz tarafında olduğunda işte shore kurulacak ve lojistik alanlar kurulacak. İşte biraz daha düzlük alanı var. O alanda residential alanlar olacak. Yukarı çıkacak ve daha yukarı çıkacak. Hani şöyle orada bir alan. Orada da işte film setleri, kış turizmi, kar yağıyormuş. İnanılmaz. Kar yağıyor. Tabii Suudi Arabistan'da kar var. Orada da yağıyormuş. Orada da yağıyor, doğru. Bu sorunun cevabını evet ya da hayır demekten ziyade şunu diyebilirim. Yeni Dubai olacak çok aday şehri olacak. Ama gün sonunda Suudi Arabistan'ın, dedim ya, bu bir değişim programı, bunu yaratabilmesi için sadece ekonomik veya fiziki altyapının yanı sıra Suudi Arabistan'ın şu anda da diğer projeleriyle odaklandığı gibi turistik altyapısı, aynı zamanda da sosyal dönüşümünün sağlayabileceği bu yol planlarını uygulaması gerekir. Bu en önemli noktalardan biri. Çünkü mesela vizyon 2030'da da çok altı geçiyor. Sosyal dönüşüm, sosyal dönüşüm, sosyal dönüşüm.
bunlar içerisinde kadının işte employment'ının işte bu evet, çok önemli bir şey. Dışarıdan baktığın zaman mesela en önemli ön yargılardan, bayaslardan biri orada yaşayabiliriz. Ben de altını çizerek söylüyorum. Ben burada çok rahat yaşarsın. Evet. En azından taksici falan daha iyi fazla davranıyordur değil mi İstanbul'a göre? Kendi işinde. İstanbul'da taksiciler kesinlikle. Taksisi bizim ayrı bir dünya. Aynen, o bambaşka bir dünya. Hepimiz onların kölesiyiz yani. O yüzden. Evet. Mesela kadına bir şey yok, doğru. Bir saygı duyma konusunda mesela çok turist arkadaşlarım geliyor ya da oraya gittiğinde mesela yeni arkadaşlar geldi. Şunu dedi, taksiye bindiği anda yaşadığı deneyim yani ne yazık ki bizim ülkemize göre çok daha iyi. Tabii kötü bir benchmark da. Kötü bir benchmark. Taksiyi karşılaştık. Bizim ülke yani özellikle ama İstanbul'da. Hatta geçenlerde bir video vardı. Çok denkken Gökhan Ünver yapmış. Ankara'ya gidiyor. Ankara'daki taksiye diyor ki kısa mesafe kardeşim bin gel diyor, bilmem biz de biz de yine bin diyor falan. Nasıl ya diyor falan. Abi İstanbul taksiyle evet, biz herhangi bir şekilde baz olursak ama her yerde yani kaybederiz. Şunu söyleyelim, ben Suudi Arabistan'a hiç gitmedim ama bölgeyi biliyorum. İşte Suudi tanıdıklarım da var. Gerçekten hani kadına duyulan saygı, insana duyulan saygı veya bence eğitime duyulan saygı yüksek. Evet. O çok önemli bir şey. Şunu bir rakam daha vereyim. Yani Türkiye'nin milli gelirinin %3,5 eğitim harcanıyor. Hı-hı. Suudi Arabistan'ın milli gelirinin %8'i eğitim harcanıyor ve milli gelirimiz aynı. Hı-hı. Yani orada daha az vatandaş var tabii. Dolayısıyla herkes daha zengin kişi ama kişi başına düşen fark. Yani dolayısıyla kişi başına eğitim harcaması hı-hı, bizim şöyle düşünelim, 2,5 katı eğitim harcaması var. Bir de kişi sayısı da 2,5 katı. Neredeyse yani böyle 6 katı, 8 katı falan oluyor. Bu acayip bir şey. Yani herkes yurt dışında okuyor, onlar geri dönüyor filan. Böyle nüfus eğitimli. Bu çok ve özellikle tabii bizim yaşımızdaki nüfustan bahsediyorum. Çok doğru. Dediğim gibi hani bütün bakanlıklara veya kamu işleri forumlara girme fırsatım çok oluyor işim gereği. Özellikle onların strateji projelerini hayata geçirmekte. Herhangi bir yerde muhatabımla oturduğum, konuştuğum zaman Saudi ortalama basitten başlayayım. İngilizce seviyesi. Evet. Ortalama eğitim seviyesi ve karşısındaki gene mesleki olarak alma yani danışmanı dinleme, gelişme, isteme, büyüme motivasyonu çok fazla. Çok fazla. Çünkü ülke büyümeye aç. Ülke genişlemek istiyor. Ülke bunu yapabilecek düzgün, liyakatli, güvenebileceği iş ortaklarına ihtiyacı var. Bence hemen buraya gel. Evet. Tamam. Hadi. Ne yapmak lazım? Teknoloji çok sektörü, Türkiye'deki teknoloji şimdi sektörü ne yapabilir? Öncelikle resmi sadece inşaat olarak görmemek lazım. Artık inşaatta rekabet edemeyeceğimizin neden? İnşaatla birlikte daha az yol alabileceğimizi görmemiz lazım. Teknolojiye odaklanmamız lazım. Bu bahsettiğim bütün teknoloji projelerinde çok ciddi olarak bir altyapıya ve de sağlayıcılara ihtiyaçları olacak. Yani bunları bu yapacak, yapmış birileriyle iş yapmaları bunları lazım. Bunları yapabilmek için de o bölgeyi anlayabilecek, kültürel olarak bağ kurabilecek, lokasyon olarak rahat seyahat edebilecek, rahat yaşayabilecek, teknoloji alanında liyakata sahip ve güvenilebilecek insanlara, şirketlere ihtiyaç var. Aklıma bir ülke geliyor benim. Türkiye. Tabii en azından evet, anlaşılabiliyor. Evet. Yani yakın kesinlikle nüfusumuz tabii, yüksek, kesinlikle müthiş nüfusu var tabii. Ama burada bir pitfall, yani buradaki bir dikkat etmemiz gereken ne diyeyim çukurdan bahsetmek lazım. Tabii her konuda böyle baktığımızı varsayarak uzun vadeli ilişkiler kurmamız gerekiyor. Yani ben gittim kısa bir projede yatırım hani yaptım hemen gittim geldim yerine uzun vadeli ilişkiler kurmak, sahaya inmek, müşteriyle yan yana oturmak, güven inşa etmek, gerçekten inşa etmek gerekiyor. Bu buradaki iki temel başarı sırrından biri. Uzun vadeli güven temaslı ilişkilerin oluşturulması ve yaptığınız işte globalde ek bir rekabet avantajına kesinlikle sahip olmanız. Şimdi biz globalde rekabet avantajına sahip işlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Kesinlikle. Evet, bence var. Kesinlikle. Dolayısıyla bu elimizde esas problem bence Türkiye'nin Suudi Arabistan ve bütün Körfez ülkeleri ama özellikle Suudi Arabistan'la ilişki geliştirirken uzun vadeli düşünmek. Yani vurkaç değil. Biliyorsun Türkiye'de bu ilk şeyler çıktığı zaman Türk Cumhuriyetleri 90'larda vurkaç. Abi gittik oralara bir sürü iş adamı günlük karlar hem itibar olarak Türkiye'yi çok zedeledi değil mi? Hem de oraya nüfuz edemedi Türkiye. Hala gittiğin zaman adam Rusça konuşuyor, Rusya ile iş yapıyor filan. Şimdi bunu kırmak lazım. Yani hele Suudi Arabistan gibi daha gelişmiş pazarlarda senden beklenen en önemli şey
abi gel burada biz seninle güvene dayalı bir ilişki doğru. kuralım ve sürekli iş yapabilirim. Benim o yönde inancım daha yüksek çünkü 90'lar Türkiye'sinde bugün de farklı, hazır tabii, değildi. Tabii, naylon fasolar vesaire tabii, çok kötü tabii. şeyleri konuşuyorduk ama Türkiye Cumhuriyetlerle hali hazırda o dönemden bu döneme iş yapan insanlar hala devam ediyor. Ediyor çok tabii güzel. Uzun vadeli yapanlar yani, ediyor. O yüzden hani ben teknoloji sektöründe özellikle uzun vadeli Arabistan'da iş yapabileceklerini şey yapabiliyorum. Ama mesela ön yargıların kırılması lazım. Evet. Korku çünkü Dubai'ye nasıl kırıldı ön yargılar başka bir noktada şeye çevrildi. Arabistan'a bu noktada bir Türkiye'den farkındalığın yaratılması. İki ön yargıların kırılması. Mesela ben şeye okuyayım çünkü bizim TQ'yu var Avrupa. Avrupa ile iş yapma çok zor. Yani 6 ay süren süreçler ardından başka şeyler ama sistematiği var ve rahatsınız. Şimdi Arabistan'da iş yapmak nasıl? Ben ben diyelim ki bir cloud server'ım yani bulut servis şeyim var. Arabistan'da iş yapabilir miyim? Arabistan'da data konusu biraz hassas bir konu. Her şey on-premise olması gerekiyor. Her şey ülkede olması gerekiyor. Ondan dolayı hani uzaktan örnek veriyorum. Hani gerçek elle tutulur örnek söylemek gerekirse SaaS bir ürünün varsa burada pazara girmek istiyorsan bir miktar zor. On-premise olması lazım. Okay. Ama bunu biliyorsan kolay. O konuda server'ını kuracaksan. Bir. İkincisi bunu bilen biriyle en başta el ele tutuşup müşteriye gidiyorsan işin daha da kolay. Çünkü şöyle bir nokta var. Orada müşterinin ihtiyacını anlama konusunda bir dönüştürücü gerekiyor. Ben dışarıdan mesela çok hani arkadaşlar yani sağdan soldan hani ihtiyaç geliyor. Yani bu ürünü satalım. Olmuyor. Orada ihtiyacı çıkartmak gerekiyor ve ihtiyacı müşteriye anlatmak gerekiyor. Öbür taraftan gelen ürünlerin sofistikasyonları da bazen çok üst seviyede kalabiliyor. Ve hani bunu SaaS yapalım. Ama işte pazarı bilmiyorsun. Pazarın dinamiğinde SaaS çalışmıyor. Pazarın dinamiğinde o SaaS çalışacaksa lokal ülkede run eden data center'larda çalışması lazım. Okay. Mesela fintech'te nasıl regülasyonlar? Fintech'te regülasyonlar işte iki işte bir SAMA, Central Bank, kredi bürosu SIMA. Bunlar çok regüle. Bunlar tamamıyla çok nasıl diyeyim süreçlere bağlı işliyor. Çünkü neden? Zamanında kuruldukları zaman tamamıyla Amerika'daki eşleniğiyle kurulmuş. Bir örnek vereyim. SIMA Kredi Otoritesi. Çok public bilgi. 1990'ların ortalarında kurulmuş bir hani şey gibi düşün. Kredi kuruluşu. Tamamıyla Amerika'dakinin eşleniğiyle yani yapmışlar. Oraya inspire edilmiş. Ki oradan danışma kurulmuş. Şu an ama copy paste'in ötesine gidiyor. Kendi yapay zekasını geliştirebilme yetkinliğine gelmeye başladılar. O sebepten dolayı sahada birazcık artık copy paste ötesinde kendi işini kendi yapan, kendi yetkinliğine sahip insanlar var orada. Bunu bilmemiz gerekiyor. Uzun lafın kısası herhangi bir konuda baktığın zaman fintech açısından çok büyük fırsat var. Ama pazarı bilmek gerekiyor. Pazardaki dinamikleri çok iyi bilmek gerekiyor. Çünkü çok unique. Yani çok özel. Avrupa'daki pazarlar birbirine benziyor. Ama buraya girerken gerçekten bilmeniz gereken bazı hukuksal uygulamalar olabilir. Ama gün sonunda bu hukuksal uygulamalardaki zorluk seviyesi her geçen günde düşüyor. İlk başta cümlemin başında demiştim. Vizyon 2030'un 3. maddesinden biri iş yapma kolaylığı. MBS 2030'da çok net olarak şunu set etti vizyon olarak. Bu ülke en kolay iş yapılabilir ilk 20 ülke arasına girecek. Evet. Müthiş bir set. Ondan dolayı gittikçe bu trend artacak. Biz şu an kırılım noktasındayız. Bu kırılım noktasından 2030'a kadar bir üstsel ilmelenmeden bahsediyorum. Olan bir şeydi şu yani bir yatırım yapman gerekiyor demek ki o pazara özelleşmek için. Pazar da büyük olduğu için bu yatırıma değer. Yani başka küçük bir ülke olsa o yatırımı yapamazsın. Çünkü ölçek yok. Ama burada gerçekten çok gelir seviyesi yüksek bir nüfus var. Oyunda fırsat var mı? Oyuna para da yatırıyorlar. Çünkü. Oyunda inanılmaz fırsat var. Kendileri bu arada bir başka oyun şirketini de satın aldılar. Doğru. Doğru. Oyunda inanılmaz fırsat var. Gene sosyal medya kullanımlarından baktığınız zaman dijital kullanımları nasıl? Ben bunu onu da bir konuşalım. İnanılmaz yüksek. Bildiğim kadarıyla net rakam dediğim gibi hatırlamıyorum ama internet erişimi bir kere internet erişimi Türkiye'den çok daha iyi. Megabyte hani ben mesela oradaki sahip olduğum internet oturduğum evde kötü bir örnek 100. taksi gibi bu da. Evet yani. Gene kötü örnek. doğru ama bir ufak bir indikatör olabilir. İnternet altyapısı çok iyi. Ama bunun dışında şunu söylemek gerekir. Sosyal medya tüketimi yeni jenerasyonda bildiğim kadarıyla 7-8 saat Türkiye'den daha yukarıda. Bu oyun
Zaten oyun bildiğim kadarıyla bazı oyun dediğim gibi gene bildiğim limitli bilgilerim olduğu için bu alanda söylüyorum. Bazı oyun yarışmalarında dünyada genelde Suudilerden birinciler çıkıyor. Okay. Çok oyun alanında çok oynuyorlar. Yani ve oyun çok penetre yani. Olmuş. Milyarlarca dolar para yatırıyorlar. Doğru. O sebepten dolayı oyun içinde çok büyük bir pazar diyebilirim. Çünkü tüketimi çok fazla. Bir şey soracağım. Belki böyle de yavaş yavaş bitiririz. Şimdi bir şirket olarak orada iş fırsatları var değil mi? Bizim teknoloji şirketlerimiz. Bir de bence gençler işte bazı da Türkiye'den taşınmak istiyor. Avrupa'ya gitmek istiyor falan filan. Yani acaba bu Neom'a gitmek, Suudi Arabistan'a gitmek, yani kişi olarak oraya gidip orada yaşamak, ben yani bugün üniversite mezunu 2-3 sene tecrübeli biri olsam, bence, nasıl? Ben sen sorayım. Abi 10 yıl önce sen çıkıp herkes Avrupa'ya giderken niye gittin oraya? Bundan sonra Arabistan'a gidilir mi? Hikayeyi anlatayım. Türkiye'de önemli bir teknoloji şirketinde çalışıyordum. Çok güzel beyaz yaka, altında arabam var, benzinimi şirket sağlıyor, güzel bir maaşım var. Yani kurumsal da devam etsem Türkiye'de, tabii global bir bölgede sorumluluğa sahiptim. Biraz daha maaşım artar. Ben biraz daha sistemde olurum. Sonra dedim ki bu işte bir konfor alanında kaldım ben. Genişleyemiyorum. Bir şey yapmam lazım. Ne yapabilirim? Globalde pozisyonlara bakabildim. Birinci noktam kesinlikle konfor alanını kırıp Türkiye'de ya da yurt dışında deneyim kazanıp tekrar ülkeye değer katmak, Türkiye'ye dönme yolculuğuna dikkate alarak yola çıkmak gerekiyor. Git gel ama ülkene geri gel. Ben yapacağım. İki, Körfez bölgesinde baktığım zaman danışmanlık sektöründe yetkinliklerim olduğunu gördüm. Seçtim. İki kademe alt pozisyona sanki sıfırdan işe başlar gibi gittim. Giderken büyük risk aldım. Ülke değiştirdim, kültür değiştirdim, işin kendisini değiştirdim, pozisyon kendisini değiştirdim, şirket tarzını değiştirdim. Yani şey 10 bin şey kişilik şirketten 10-12 kişilik şirkete geldik. Şu anda 100 kişiyi geçtik. Ben ilk çalışanlarındanım şirketimin. İlk geldiğimde bir şoka girdim. Zorlandım. Neden? Yemeğinden tutun yaşam tarzına her şeyi değiştirdim. Ama bir miktar keyif aldıkça, ben keyif almaya başladım ve dönüşümü gördükçe şu an şunu düşünmeye başladım. Bunu çok büyük samimiyetle söyleyebilirim. Hayatımın belli bir aşamasını %100 Suudi Arabistan'da yaşama noktasını, kararını verme aşamasına yakınım. İki sebebi var. Bir, genelde ayda 40-50 saat seyahat ettiğim için seyahati azaltmak. İki, ben oradan istediğim yere çok rahat seyahat edebilirim. Tatile gitmek istiyorsam ya da iş gezisi yapmak istiyorsam. Çok rahat. Yaşam çok rahat. Burada bulamayacağınız, hani Avrupa'da bulamayacağınız ya da Asya'da bulamayacağınız birçok İtalya ürünleri bulabiliyorsunuz çünkü lojistiği var. Çok yabancı var. Ve dediğim gibi expat olarak, bir Türk olarak ben orada çok keyifli yaşadım. Yaşıyorum ve her geçen gün daha da keyifli olacak. En önemlisi şu. Orada herhangi bir işe girdiğiniz zaman yeniden yazılan konuların parçası olacağınız için kazanacağınız tecrübe kariyerinizde çok önemli bir yere sahip olacak. Doğru. Bu çok önemli bir nokta. Ben kendi kariyerimde örnek veriyorum. Bir şirkete danışmanlık verdim burada. Hani ismini telaffuz edemem ama şirket şunu yapıyor. Suudi Arabistan bu Vizyon 2030 çerçevesi içerisinde 12 tane şehir merkezini kuruyor. Düşünün işte Kars, Ardahan, Eskişehir ya da işte aklınıza gelen bizim güzel şehirlerimizin yenisini kuruyorlar. Ve bu tamamıyla bunu kurarken sadece real estate projesi olarak düşünmeyin, bütün altyapısını oluşturuyor. Bu şirketin stratejik uygulama tarafında destek verme fırsatım oldu. Yani böyle bir eşlenik yok. Düşünsene yeni şehir kuruyorsun. Tabii, Türkiye'de öyle bir şey olmuyor. Eşlenik olmayacak da. Ondan dolayı bütün bunları hikayeyi anlatmamın tek sebebi şu. Suudi Arabistan'da bir fırsat görürlerse kıymetli arkadaşlarımız değerlendirsinler. Bence gerçekten kendi kariyerlerinde önemli bir tik yaratmış olurlar. Evet. Yeni bir şey keşfetmek, yeni bir dünyayı keşfetmeyi isteyen, hatta biz ona şey diyoruz burada, merak zekası yüksek insanlar için gayet güzel diyebiliriz. Teknoloji dünyası, şimdi özete geçebiliriz tamam, aslında. Bence geçebiliriz. Benim algıladıklarım, bir, Arabistan başlı başına dönüşüyor. Bunu biz dışarıdan okuyorduk, içeriden de görmüş olduk. Türkiye-Arabistan ilişkilerinin artması da bu yönde Türkiye'deki şirketler için oldukça önemli. Teknoloji şirketleri için de farklı bir dünyayı barındırıyor. Gerçekten para var, hacim var, 35 milyon insan var. Ve dolayısıyla burada yapabilecekleri herhangi bir giriş, pazara giriş aslında onların büyümesine çok fazla katkı sağlayacak. Avrupa'dan hızlı sonuç alabilecekleri bir yer.
alan olarak ben anladım, doğru mu anladım? Kesinlikle son dönemde de özellikle Türkiye ve Suudi Arabistan ilişkisi çok daha yakınlaşıyor. Ben de son bir toplantıda yer aldım. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde özellikle her iki ülkenin iş adamları, üst düzey iş adamları bir araya geldi. O da bir dönüşüm noktasını başlattı. Yani şimdi mesela Türkiye ile Hollanda'nın siyasi ilişkileri bozulsa iş ilişkileriyle ilgili hiçbir sorun olmaz. Doğru. Ama bu Orta Doğu ülkelerinde siyasi ilişkilerin iyi olması lazım. Kesinlikle. Dolayısıyla şimdi bir fırsat var. Okay. Çok büyük bir fırsat var şu an için. Ve hem ilişkilerimiz çok iyi, hem her iki ülke artık birbiriyle iş yapma konusunda çok motive. Hem de en önemlisi biz liyakatı ve de güveni sağlayabilecek iş zekasına ve tecrübeye sahibiz. Bu sebepten dolayı Suudi Arabistan önümüzdeki 15-20 yıl içerisinde dünyadaki belki çift haneli büyüyebilecek ender ülkelerden biri olacak. Bu ekonomik büyüme içerisinde biz de ülkeye destek olmak, kendi ekonomimize destek olmak için fırsatları aramalıyız. Teşekkürler. Değil. Bitirelim mi? Bitirelim. Bitirelim. Ben çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet oldu. İyi ki geldin. Bize farklı bir dünyayı açtın. Aslında çok da uzak değiliz ama yüzümüz başka bir noktada. Bir de ön yargılarımız fazlasıyla mevcut. Haksız ön yargılar demeyeceğim. Haklı ön yargılarımız var. Daha da var ama ön yargıları aşmak lazım. Evet. Potansiyeli şey yapmak lazım. Keşfetmek lazim. Seni yorduk. Çok teşekkür ederiz. Olur mu? Benim için büyük bir keyifti. Çok teşekkürler. Bir dahaki bölümümüzde artık bir konuya döneceğiz. Ana konumuza döneceğiz. Konacağız. Ülkeleri gördük ama birkaç ülkemiz daha var. İsrail'de birkaç ülke daha. Onları da bir şey yapmak lazım. Halihazırda Arabistan'da İsrail'e komşu bir şehir yaratıyormuş. Onu da çok bir şey yapalım. Barışacaklar da yakında. Evet. Yani, zaten. Gidişat o yönde. Evet. Hadi bakalım. Teşekkür ederiz bizi izlediğiniz için. Teşekkürler.